Ben hep bir şey söyledim. Her yüzyılın dedim ilk çeyreği dünyanın şekillenme, coğrafya haritalarının yeniden çizilmesi dönemidir. Yani bu ne demek? Örnek veriyorum size. 1000 yılıyla 1025 yılı arasında olanlara bakın. Her əsrin ilk 25 ilində dünya xəritələri yenidən şəkillənir. Bu sözləri Türkiyəli arxeoloq, sənət tarixçisi İbrahim Kaynak Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı deyib. Tarixçi xəritələrin yenidən şəkillənməyinə əsas kimi Azərbaycanın Qarabağ zəfərini göstərib. İbrahim Ufuk Türkiyə ilə bağlı baş verənlərin də məhz bu xəritələrin Türk dövlətlərinin xeyrinə olmasından narahat olanların oyunları olduğunu bildirib. 1100 ile 1125 arasında olanlara bakın. Tıpkı onun gibi 1900 ile 1925 bir Türkiye ve hem Türkiye hem Azerbaycan inanılmaz önemli bir tarihtir bu. Aynı zamanda 2000-2025. Bakın 2000-2025 arasında dünya yeniden şekilleniyor. Mesela ben size Azerbaycan açısından hani dedim ya haritalar çiziliyor diye nasıl çizilmiş? Sadece ve sadece 2 sene evveline kadar Karabağ, Azerbaycan'ın içerisinde görünen ama fiilen içerisinde olmayan, işgal altında olan bir bölgeydi. Şu anda Azerbaycan'ın eline geçmiş durumda. Bakın nasıl fiziki haritalar şekilleniyor. Ve bu süreç 2025 yılına kadar devam edecek. Bu yalnızca Azerbaycan veya Türkiye için değil. Bu dünyadaki bütün devletler için aynı şekilde. O yüzden ben hep dedim ki paranın sahipleri parayla oynuyorlar. Türkiye'de de şu anda Türkiye'yi kendilerine göre hizaya sokabilmek için, yani köle devletlerden birisi haline getirebilmek için, yani 100 yıl önceki ilk çeyrekte, yani 1900 ile 1925 arasında yapmaya çalıştıkları ve başaramadığı şeyi bugün tekrar aynı şekilde denemeye çalışıyorlar. Bakın o ilk çeyrekte dedim ya size Türkiye'de ne oldu? Osmanlı İmparatorluğu bitti. Azerbaycan aynı anda işgal edilmişti. Doğu Türkistan işgal ediliyordu. Bütün Türk devletleri tek tek işgal altındaydı. Ve ben bundan önceki programlarımda zaten söylemiştim. Özellikle demiştim ki bakın Azerbaycan'ın bize yapmış olduğu o dönemki yardımlardan Nuri Paşa'nın oraya gidip Türkiye'nin yardımlarından falan bahsetmiştim. Bakın bunların hepsi aslında tarihsel dönüşüm biliyor musunuz? Ama bunun noktası şimdi koyulduğu için bu kadar iş oluyor Türkiye'ye. Türkiye kendisiyle ilk defa olarak bakın Avrupa'da bütün devletler hepsi beş benzemez. Hiçbirisinin birbiriyle benzerliği olmayan devletler Avrupa Birliği içerisinde birleşiyor. Biz Türk devletleri olarak yan yana geldiğimiz anda kıyamet kopuyor. Küçümseyenler, dalga geçenler, aman bu iş olmaz diyenler. Anladınız mı? Ne kadar kötü bir kara propaganda var. Fakat bütün bunlara rağmen bakın o kadar ilginçtir ki bu. 30 sene evvel Azerbaycan'ın bir bölümü işgal altına alındı. Azerbaycan daha yeni kurulmuştu. Henüz daha nefes almaya yeni başlamış bir bebek gibi etrafına bakıyordu. Çünkü üzerinden 60 yıllık bir rejim geçmişti. İnsanlar şaşkındı. Ben o zaman oralara gittiğim için söylüyorum. Ben Azerbaycan'da 2-3 kere bulundum. O yüzden diyorum. O bulunduğum süre içerisinde benim gördüğüm insanlarda bir umutsuzluk, bir korku. Ne olacak? Olayı vardı. Şu anki Azerbaycan ne biliyor musunuz? Emin olun bana. Bakın Karabağ Savaşı başladığı anda İlham Aliyev'in o vur emrinden sonra başladığı anda ben sokaklarda insanları gördüm. Biz de gönüllü gitmek istiyoruz diye. Bu neydi biliyor musunuz? Tarihsel dönüşümdü. Azerbaycan Türk devleti geri geliyordu. Ve bunu ilan ediyordu. Bakın insanlar sokaklarda genelde savaş başladığında insanlar kaçacak korkacak yer ararlar. Hiç öyle olmadı. Türk'ün Oğuz'un o isteği o genel kanısı o damarı ortaya çıktı tekrar.